Bireysel anlamda psikoloji tek insan üzerine eğilir ve onun içgüdüsel gereksinmelerine hangi yollardan doyum sağlamaya çalıştığını araştırır. Ama bunu yaparken bireyin öbür bireylerle ilişkilerini ancak seyrek yani ayrık koşullarda gözden uzak tutar. Bireyin ruhsal yaşamında başkalarının model, obje, yardımcı, dost ya da düşman kişiler olarak her vakit rol oynadığı görülür. Dolayısıyla bireysel psikoloji bu geniş ama düpedüz haklı nedenlere dayanılarak genişletilmiş anlamda daha başından beri toplum psikolojisi kimliğini taşır. Yani bir bireyin içinde bulunduğu ruh hali yine içinde bulunduğu toplumu yansıtarak ilişkide olduğu ya da dolaylı olarak etkilendiği herkesten bir parça taşır. Kişiliğin oluşması aşamasında çevre faktörünün nasıl bir yol izlediğini kişinin davranış, tutum ve duygusal dünyasına bakarak anlamak mümkündür. Psikologların özellikle ilgilendiği bir konu da çeşitli etkiler birbirleriyle çatıştığında bireyin zihninde olup bitenlerdir. Bunun sık rastlanıldığı durumlardan biri de gençlerin üniversiteye gidip evde ailelerinden öğrendikleriyle profesörleri ve yaşıtları tarafından dile getirilen inanç ve değerler arasında iki arada bir derede kalmasıdır. Bence buna sosyal çatışma da diyebiliriz. Çünkü herkesin içinde bulunduğu sosyal bir çevre vardır ve kültürel değerleri buna göre şekillenir. Toplumun kültürel değerleri adını verdiği olgular, akademik bilgi ile ya da başka bir kültürel olguyu temsil eden bireyler ile yoğrulduğunda kafa karışıklığı yaratabiliyor maalesef. Antropoloji ve sosyoloji gibi diğer disiplinler de insanların toplumsal çevrelerinden nasıl etkilendiği konusuyla ilgilenir. Bununla birlikte sosyal psikoloji toplumsal durumları herhangi nesnel bir açıdan değil, öncelikle insanların sosyal çevrelerini değerlendirmeleri ya da yorumlamaları sonucunda bu çevreden nasıl etkilendikleri konusuna eğilmesiyle farklılık gösterir. Bildiğiniz gibi yorumlama insanların sosyal dünyayı algılama, anlama ve değerlendirme biçimleridir. Bazı şartlar altında bireylerden oluşan bir yığın, bu bireylerin özelliklerinden farklılık gösteren yeni özellikler edinir. Bilinçli kişilik ortadan kalkar. Her bir kimsenin duyguları ve fikirleri tek bir istikamete yönelir. Kuşkusuz genel anlamda gelip geçici fakat o an için kolektif bir kitle ruhu oluşmuştur bile. Burada topluluk bir kitleye dönüşmüştür. Bu kitle tek bir varlık meydana getirir ve kitlelerin zihinsel birliği yasasına tabidir, der Gustav Le Bon, Kitlelerin Psikolojisi adlı kitabında. Yani aslında her birinin ayrı bir düşüncesi olduğu halde kitle ruhuna zarar vermemek ya da o anki coşkunluğuna katılmak için bir düşünce koalisyonu kurulur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin kim olarak o topluluğa ya da kitleye karıştığıdır. Kendi olarak mı, yoksa birinden etkilenip ona ayak uydurarak mı, ya da toplu halde düşünceyi hedefe postalamak için araç olarak mı? Kuşkusuz her ne düşünceye sahip olursa olsun bu kadar insanın bir araya gelmesi için ya doğal yollarla oluşmuş bir zemin olması ya da dolaylı yoldan veya açıktan bir müdahale ile açığa çıkmış olmasıdır. İnsanlar bulundukları ortama yeni birisi girdiği zaman genelde ya o kişi hakkında bilgi edinme ya da hali hazırda sahip oldukları bilgileri kullanma çabası içerisine girerler. Bu hepimizin başına gelmiştir hayatımız boyunca. En merak edilenler ise o kişinin genelde toplumsal, iktisadi durumu, kendini nasıl gördüğü, çevresine karşı takındığı tavır, işinde usta olup olmadığı ve güvenilir olup olmadığı gibi konulardır. Mevcut etkileşimden önceki deneyimlerinden o kişi hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi sahibi olmuşsalar, şimdiki veya gelecekteki davranışlarını öngörme açısından psikolojik özelliklerinin nedenli, sürekli veya yaygın olduğuna dair bir varsayımlara başvurabilirler. Gerçekte hayatımızı yaşama, karar alma ya da hedeflerimize ulaşma yollarımızın istatistiksel veya bilimsel olmadığını fark etmemiz bizim açımızdan çok büyük önem taşır. Çünkü yaşamımızı çıkarımlarla devam ettiririz. Diyelim ki size misafir oldum. Paranızı ya da gümüş yemek takımlarınızı alarak kaçıp kaçmayacağımı bilemezsiniz.
Fakat eldeki çıkarımlara göre ben sizi soymam. Siz de çıkarımlarınız ışığında beni misafir olarak kabul edersiniz. İnsanlar hem kendi düşüncelerini yönetme de hem karşı tarafın düşüncelerini anlama yönünde eldeki çıkarımları akıl yürütme yöntemi kullanarak hayata geçirirler. Böylece nasıl davranması gerektiği konusunda karşıdaki insanı elde tutma adına kendince yöntemlere başvurur. Bu da onun ortama ayak uydurma çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çünkü insanlar içinde bulundukları ortama uyum sağlama konusunda ve kendi özelliklerini, baskın olduğu konuları kabul ettirmesi ya da karşı tarafta bulunanların etkilerine maruz kalma suretiyle boyun eğmesi, dışlanmaması adına bir kazanım olarak görür. Sonuç olarak kişinin benliğini ortaya koyduğu ya da bu benliğin oluşum aşamasında nasıl bir etkiye ya da etkilere maruz kaldığı sosyalliğin içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak değişir. Nasıl bir sosyal ortama maruz kalıp nasıl bir düşünce sistemine büründüğünü içinde bulunduğu koşullar belirler. İnsan akıllı bir varlıktır. İçinde bulunduğu durumlar onu istemediği bir düşünce yapısına ya da istemediği bir davranış kisvesine zorluyorsa eğer, kendisi için uygun ortam koşullarının neler olduğu konusunu tespit edip bu konuda adımlar atabilir.